İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kar yağışı Van'da trafiği felç etti. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Sarkisyan'ın katkılarıyla Artsakh'ın Kovsakan şehrinde Armat laboratuvarı açıldı. Nikol Paşinyan, Vladimir Putin'le yapılan görüşmede Karabağ sorununa değinilmedi. Kolektif güvenlik örgütü hakkında kısa bir görüşme yapıldı. Suriye'deki demokratik güçler Türkiye'den kendilerini koruması için Trump'a çağrıda bulundu. Samvel Garabedyan, Anavatanın bölümlerini düşmanın pençelerine bıraktığımızda daima kültürümüzle ödedik. Köklere dönüş. Ermeniler yeni yılı eski zamanlarda nasıl kutlardı? Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımının maçlarını destekleyin. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 99, Çaldıran'da 27, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 107, İpek Yolu'nda 6, Muradiye'de 17 ve Tuşbağ ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Trafik güvenliğini sağlamak için otoyollarında temizlik çalışmaları gideriliyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada hava sıcaklıkları Van'da -1, Bitlis'te -1, Muş'ta 0 ve Hakkari'de -1 derece olarak ölçülürken günün beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kendi Facebook sayfasından belirttiğine göre kendi yardımlarıyla Artsakh'ın Kovsakan şehrinde bir Armat laboratuvarı açıldı. Bunun kurtarılmış Kaşata bölgesinde 5. olduğu belirtiliyor. Armat Mühendislik Laboratuvarı'nın kuruluş program ve amaçları: Ermenistan'da tekniksel eğitim tabanını kuvvetlendirmek, okul çocuklarının profesyonel yönelimini teşvik etmek, artan talebi karşılayacak teknik eğitim ile profesyonel bir iş gücü hazırlamak. Proje geniş kapsamlı sosyoekonomik etkisiyle ulusal güvenlik, ekonomik kalkınma ve eğitim için ulusal stratejilerle bağlantılıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Facebook'taki canlı yayın sırasında Putin ile yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Buna göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da yapılan görüşmede Artsakh konusu ele alınmadı. Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünde oluşan duruma değinerek burada yapısal çözümleme ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyiz. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü tüzüğünde gerekli düzenlemeler olmadığından dolayı bu tür tartışmaların bir daha ortaya çıkmaması için değişiklikler yapılması ile örgütün federatif yapısıyla ilgili konuşmalar gerçekleştirildi, dedi. Kürtler tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Suriye Askeri Konseyi, kendilerini Suriye'nin kuzeyindeki Türk işgalinden korumaları için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu. Açıklamada, şimdi Hristiyan Batı ülkelerinin yanı sıra tüm dünyadan Hristiyanların Kuzeydoğu Suriye'deki Hristiyan ulusunu şiddetli bir savaşın kurbanı olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamalarının zamanı gelmiştir, dendi. Suriye Askeri Konseyi, Kürtlerin Halk Öz Savunma Birlikleri ile birlikte 2013 yılından itibaren oluşturdukları grupla Al-Hasaka'nın Kuzeydoğu eyaletinde mücadeleyi sürdürüyorlar. O zamandan beri onlar bir yandan Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Al-Hasaka'nın pek çok bölgelerini savunurken aynı zamanda Kürtlerin Halk Öz Savunma Birliklerini ve Suriye'nin demokratik güçlerinin İslam Devleti'ne karşı verdikleri mücadeleyi destekliyor. Daha önce Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun birkaç hükümet üyesinin memnuniyetsizliğine rağmen Suriye'den çekileceğini söylemişti. ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ülkenin kuzey bölgesi Türk ordusunun merhameti ile onların asi müttefikleri üzerine bırakılmış olacak. Anıt uzmanı Samvel Garabedyan Facebook sayfasında şöyle yazdı: 2005 yılında eski Çuha'nın yok edilmesinden yarım asır önce 1950'li yılların ortasında halkların kardeşliği şiarıyla parıldayan Sovyetler Birliği'nde Azeri Türkleri Karvacar bölgesinin Zar ilçesindeki ortaçağ mezarlıklarını Çuha'nın alın yazısına uğratıp yok ederek taşları tam anlamıyla inşaat malzemesine dönüştürerek okul yapımında kullandı. Ana vatanının bölümlerini düşmanın pençelerine bıraktığımızda bunu daima kültürümüzle ödedik.
Bizim şanlı ölümsüz savaşçılarımız 1993 yılında bölgeyi kurtararak eski Çuhan'ın dünyaca tanınan mezarlık haçkarlarının başına gelen yok olma burada devam etmedi. Köklere dönüş. Ermeniler yeni yılı eski zamanlarda nasıl kutlardı? Çam ağaçları yerine dallardan ağaç yaptılar ve onu oyuncaklar yerine meyveler ve tatlılarla süslediler. Antik çağda yeni yıl bir oburluk kutlaması değil, daha çok her bir unsurunun önem taşıdığı bir ayindi. Bayram arifesinde ailedeki en yaşlı kadın fırında ekmek pişirirdi. Ailenin her üyesi için aynı hamurdan bebek yaptılar. Aynı hamurdan ailenin her ferdi için kuklalar yapıyorlardı. Ermeniler ayrıca bayramın sembolünü de süslüyorlardı. Bu ancak normal bir köknar değil, doğal dallardan yapılmış sembolik bir ağaçtı. Ailenin babası oğullarıyla birlikte ağaç yapıyor, bunu kırmızı ya da yeşil kurdelelerle ve evdeki her türlü meyve ve tatlılarla süslüyorlardı. Ağacı evin bereket ve birliğini sembolize ettiği için buğday başakları ve nurlarla süslüyorlardı. Batı Ermenistan'da yumurta boyama geleneği vardı. Yumurtalar üzerine serçeler boyuyor ve bunları ölenlerin anısına kiliselere hediye ediyorlardı. Doğu Ermenistan'da ise Kakuha ya da Godegah Chulolung adında bir gelenek vardı. Gençler yeni yılın arifesinde gece kulübelerin üzerine çıkıp kendi kemerlerine değişik paketler bağlıyor ya da kendi çoraplarını aile üyelerini şarkılar ve iyi dilekler eşliğinde bacadan sarkıtıyorlardı. Evin hanımı sepetlerin içini meyve ya da tatlılarla dolduruyordu. Zamanımız dünyasında eski gelenekten az şeyler kaldı. Fakat Ermeniler eskisi gibi yeni yıl kutlamalarını önemsemektedirler. Ve bu bayram ritüelleri belli ölçülerde bugüne kadar korunmaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımının maçlarını destekleyin. Sevgili vatandaşlar, Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımının Marsilya şehrinde hazırlık kampı çalışmaları gerçekleştireceğini sizlere duyurmak isteriz. Batı Ermenistan bayrağı altında oynamaktan ve vatanımızı tanımaktan onur duyuyoruz. Bir kez daha dünyaya kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösterelim. Sürgündeki diaspora toplumumuzun ulusal futbol takımımızı teşvik edip ilham vermesini rica ediyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Çünkü birlikteyken güçlüyüz, gücümüz birliğimizde. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Nim ve Tulon takımlarıyla iki dostluk maçı gerçekleştireceğini hatırlatalım. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kantag adlı halk oyunları topluluğundan Garno Koçari adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.